Merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz Gerçeği adlı programımıza. Bugün sizlerle birlikte konumuzu işlemeye devam edeceğiz. Konumuz kader ile buluşma. Daha önceki programımızda sizlerle birlikte kader nedir görmüş olduk, öğrenmiş olduk ve yargı konusundan birazcık açıklamış olduk ve sizlerle bugün birlikte bu konuyu işlemeye, araştırmaya devam edeceğiz. Ve bizimle birlikte konuğumuz Tamer Bey, hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Yardımcı olacak konumuza işlemeye devam edeceğiz bu konuda, araştırmaya. Kader mi, yargı neden verildi? Neden yargı bu dünyada gerçekten kötü müdür bizim için? Yani yargıdan ürkeceğiz mi, korkacağız mı? Yargı Allah'ın sevgisi midir? Gerçekten Allah bizi sevdiği için her şey vermiştir bu dünyada. Bizi kurtarmak için ve kurtarmak için kurtulmadan önce bizler bu dünyada ne yaptığımız, ne ettiğimiz öğrenmelidir. Çünkü neden? Sadece bu dünyada değil, bütün evren görmektedir bizim hayatlarımızı. Evet. Ve bundan dolayı bizler içimizde bir şüphe kalmamalıdır. Diyelim ki filan kişi, ben onun hayatını hiç kötü, iyi görmedim, sürekli kötülükler yaptı ama neden? O cennete olmak için, bu soru işaretler olmaması için Rabbimiz bizi bu yargıdan geçirmektedir. Bazen şöyle de olabilir değil mi? Bizler bildiğimiz bir insan, çok iyi bir insan ama neden olmadı? Cennete onu göremedik. Bu düşünce de bizi rahat bırakmaz. İnsanlar genelde bazı konularda çekiniyorlar. Evet. Bazı konuları konuşmak istemiyorlar. Belli bir çekinme veya korkuları olabilir. Örnek veriyorum, ben de öğrenci yıllarımda bir dersim vardı üniversitede. İlk yılda o sınavı teslime, yani sınava çıkıp vermem gerekiyordu, sınavı savunmam gerekiyordu bir şekilde. Ödevleriyle, her şeyle. Ben yapamadım, yani çok zordu benim için. Çekindim, korktum. Bir kere sınava girdim, başarısız oldum. Ondan sonra baktım ki bir sınav varsa üniversitede izin veriyor bir sonraki yıla geçmene. Bir sonraki yıl geçtim, gene o sınavı dönmedim. Diğer sınavları hepsini aldım ama bunu bıraktım birinci yıldan. Üçüncü yıla geçtim, dördüncü yıla geçtim neredeyse. artık bütün borçlarımı ödeme zamanı geldi çünkü evet. Son yılda diplomayı almak için sınavlarını hepsini vermem lazım. Evet. Ben o zaman son yılında hatırlıyorum, ilk seneden çekindiğim, korktum bir sınavı şey yapmıştım, yani vermiştim. Tabii başarıyla sonuçlandı ama böyle insanların korkuları oluyor. Yargı da öyle bir şey. Biz de ilk önce yargı deyince duruyoruz. Yani evet. Tedirgin oluyoruz. Hatta korkabiliyoruz. Yani çünkü hata mı yaptım? Eğer hata yapmışsam nerede hata yaptım? Cezam neyse, artık nasıl neyse ödeyeceğim diye düşünüyorsunuz değil mi? Ama kutsal kitapta yargı deyince kutsal kitap bize bambaşka bir görüntü gösteriyor bize. Evet. Diyor ki Yüce Allah bizim mutlu yaşamamızı istiyor. Cennette mutlu olalım, güzel yaşayalım, huzurlu yaşayalım. Evet. Allah'ı gerçekten bütün kalbimizle övelim, ilahiler söyleyelim. Tabii bunun olabilmesi için bir kere şeytanın, kötülüğün babası, iblisin yok olması gerekiyor. Yargılanıp yok edilmesi gerekiyor. Evet. Tabii bu ancak o zaman biz gerçek anlamda kafamızda bütün sorulara cevap bulup huzurlu olacağız, mutlu olacağız. Dolayısıyla o bizi korumak için, bizi savunmak için, bizi tekrar günaha düşmemek için veya tekrar Yüce Allah'tan ayrılmamak için bize bu yargıyı gösteriyor. Bakın diyor, kötülüğün ne kadar kötü olduğunu. Orada sadece insanlar yargılanmayacak. Aynı anda sizin söylediğinize göre şeytan da yargılanacak. Yani şahsen ben öyle bir cennete nerede olacak şeytan düşmek istemezdim. Tabii şeytanla birlikte cennette yaşamak, yani böyle bir cennet, yani hiç
Sadece siz değil, hiç kimse yaşamak hiç kimse, istemez. Evet. Dolayısıyla Allah bizi koruduğu için, bizi savunduğu için bu yargı sistemini yapıyor ve sadece bizim için değil, bütün evrene gösteriyor. Bakın kötülüğün ve iblisin bedeli budur. Bedeli ve sonuçları bunlardır. Bundan dolayı bütün evrenin içine günah girmiş oldu. Bundan dolayı insanlar ölüyorlar. Bundan dolayı insanlar günah işliyorlar. Evet. Kötülüğün ve şeytanın gerçek yüzü, onun gerçek karakteri herkesin önünde apaçık bir şekilde gösterilmiş oluyor. Evet, yargıdan o zaman korkmayacağız. Tam ters mutlu olacağız çünkü. Tabii. Şeytanın bütün kötülükleri verdiği bu dünyadaki yaşayan insanlara görmüş olacağız. Tabii. Kendi yanlışlıklarımızda bazen düşünmekteyiz. Yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık? Bunlar da aslında açılmış olacak bizler için, öyle değil mi? Tabii. O öyle deyince benim kafamda şöyle bir olay anlatmak istiyorum. Buyurun. Bir arkadaşım var. Kendisi daha önce kuş cennetinde çalışıyordu. Orada turistik rehber olarak gezdiriyordu turistleri. Tabii kuşları tanıyor. Nerede yaşadıklarını tanıyor. Kuş cennetini çok iyi bilmesi lazım ve artı kuşların hayatını çok iyi bilmesi lazım. Ornitoloji denilen bilim dalını. Evet. Tabii kendisi dürbünler kullanıyordu. Profesyonel dürbünler, farklı farklı firmaların. Genelde o 10 kez büyütüyorlar. Bazıları 8 kez de büyüten dürbünler var ama bunlar sonuçta çok büyük ayrıntıya kadar göstermiyor. Görüntüyü yaklaştırıyor ama çok da her şey yani ayrıntısına kadar göremiyorsunuz. Hı. Şimdi birkaç ay önce onunla görüştüm ve baktım ki kendisi teleskop almış. Hı. Öyle bir teleskop almış ki hem kuşları seyredebiliyor hem uzayı seyredebiliyor. Hı. Kuşları seyrettiği zaman kullandığı adaptör, örnek veriyorum 8 kez, 10 kez, 20 kez büyütüyorken ama uzaya gelince istediği zaman 60, 100, 150, 200, 250 iye kadar büyütebiliyor. Yani öyle daha bir uzak mesafeyi daha yakında gösteriyor. Oluyor. Yani uzaydaki örneğin dünyamızın gezegenlerini ve dünyamızla birlikte güneş sisteminde dönen diğer gezegenleri de görebiliyorsun. Jüpiter olsun, Satürn'ün çevresindeki o diğer gök cisimlerini de görebiliyorsunuz. Evet. O kadar ayrıntıya gösteriyor. Ve çok uzakta 5 kilometre, 10 kilometre uzaktaki bir kuşu, örneğin balıkçı kuşu ve başka kuş ne olursa olsun onu tespit ettiği an çok yakındaymış gibi görebiliyorsunuz. Allah'ın yargısında, Allah'ın mahkemesinde bizim hayatımız nasıl gösterilecek? Acaba o yargıda ne diyecek? Osman diyelim ki, Osman Allah'a iman etti, tamam bitti. Öyle bir yargı mı olacak veya ayrıntıya kadar girilecek mi? Dürbünde ve teleskoplarda olduğu gibi görüntü net olacak şekilde yakınlaştırılacak mı? Nasıl olacak Yüce Allah'ın yargısında? Onu Vahiy kitabında sizin yardımınızla 20. bölümden bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Vahiy 20. bölüm dediniz, 12. ayet. Evet. Tahtın önünde duran küçük büyük ölüleri gördüm. Evet. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Burada net söylüyor. Bunu biliyoruz ki İsa Mesih'in öğrencilerinden Yohanna, en küçük elçilerinden en küçük olanı, en genç olanı Yohanna tabii yaşlanınca, evet, artık beyaz saçları olan Yohanna hayatının büyük bir kısmını geride bırakmış. Allah ona bir görüntü gösterdi. Bir vizyon gördü. Gelecekle ilgili, dünyanın sonuyla ilgili. O orada diyor ki ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Evet. Yani bu dünyada yaşamış ve daha sonra da artık biliyoruz ki insan öyle ve böyle ölüyor, evet, vefat ediyor. Bu dünyadan geçmiş, evet, oluyor. Geçmiş olan, yaşamış olan insanların hayatları yaptıklarına göre yargılandı.
Yani demek ki bizim yaptıklarımız ne varsa Yohanna bunu vahiy kitabında, kutsal kitapta yazmıştı. Diyor ki herkes yaptıklarına göre yargılanacak. Bu bir kere net. Ama şöyle bir şey diyebilirsin ya, o kadar milyonlar değil milyarlar insan, milyarlarca insanlar yaşamış. O kadar kaydı sen nerede tutabilirsin? İnsan tutuyor. Evet. İnsan bilgisayarlarla, o dev bilgisayarlarda o kadar çok bilgiyi tutabiliyorsa, saklayabiliyorsa, bütün evreni yaratan Yüce Allah ne kadar daha fazlasını kayıt altında tutabilir? Değil tabii mi? Ki. Evet. Yaşam kitabında kimlerin isimleri var? O konuda bize kelam ne diyor? Evet, bakalım ne söylüyor bu konuda kutsal kitap. Filipililer kitabına bakacağız. 3. bölüm 4. ayet. Evet, gerçek yoldaşım, sana da yalvarırım. Bu kadınlara yardım et. Çünkü onlar benimle, Clement'le ve adları yaşam kitabında bulunan öbür emektaşlarımla birlikte müjdeyi yaymak için mücadele ettiler. Evet, bu kitabı aslında biliyoruz ki Resul Pavlus yazıyor. İncil'de bulunuyor bu bölüm. Resul Pavlus Filipililer mesajında, mektubunda bunu söylüyor ve Pavlus bize açıkça söylüyor. Bakın diyor, Allah'a iman eden insanlar, Allah'ın yolunda yürümeye karar veren insanlar, kalplerini yüce yaratıcıya açan insanlar, onların isimleri, onların adları yaşam kitabına yazılmaktadır. Hı-hı. Değil mi? Evet. Bir yer daha okumak istiyorum. Vahiy kitabında 3. bölümde 5. ayeti. Gelip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silinmeyecek. Babamın ve meleklerin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Bunu İsa Mesih Yuhanna yazarın yardımıyla söylemiş oldu. Demek ki burada önemli olan bizim sadece Allah'a iman ediyorum demekle kalmıyor bu iş. Onunla yürüyeceğiz ve ne diyor? Bunu söylüyor Yuhanna, sizin söylediğiniz gibi Vahiy kitabında, dünyanın sonuyla ilgili olan kitapta. Evet. Bize ne diyor? Galip gelen. Evet. Yani galip gelen, zafere ulaşan. Günaha galip gelen. Evet. Günaha galip gelen, zafere ulaşan, onlara beyaz giysiler verilecek diyor. Yüce Allah onların adlarını yaşam kitabından asla silmeyeceğim. Demek ki bazı insanların adları yaşam kitabından silinecek ama bazı insanların silinmeyecek. Silinmeyecek olanlar galip gelenin adları. Evet. Ben sadece Allah'a iman ediyorum dememle kalmıyor. Evet. Benim bununla sadece kalmıyor, galip gelmem lazım. Evet, burada baktığımız zaman İsa'ya kabul ettiğimiz zaman evet, ruhani bir ölümden geçmiş oluyoruz ve ruhani dirilişe geçmiş oluyoruz. Ve burada bizim ismimiz yazılmış oluyor o yaşam kitabına. Evet. Bir şey daha okumak istiyorum. Romalılar 6. bölümde 23. ayette. Çünkü günahın karşılığı ölümdür. Çünkü günah ücreti ölümdür diyor. Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz İsa Mesih'i de sonsuza dek yaşamdır. Demek evet, ki bize sonsuz yaşamı Yüce Allah veriyor. Evet. O da kimin aracılığına veriyor? İsa Mesih sayesinde bize sonsuz yaşam vaadiliyor. O evet, yargıda biz Allah'a iman ediyoruz, günaha galip geliyoruz. Kimin sayesinde? İsa Mesih sayesinde. Çünkü günahsız hayata sahip olan İsa Mesih. Evet. İsa Mesih günahsız olup bizim için, bizim günahlarımız için öldüğü için biz onun yardımıyla galip geliyoruz. Evet. Evet sevgili seyirciler, sizlerle birlikte görmüş olduk yaşam kitabı hakkında bir kitap vardır. Peki başka kitaplar var mıdır? Bunu sizlerle birlikte kısa bir aradan öğrenmiş olacağız. Bizimle kalın.